Hadisenin adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışmış, haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamış ancak Reza Zarrab'a attığı mesajlar ifşa olmuştu. O dönem magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuştu. Üç isim için hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi, televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga, şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la arasında ilişki olduğu iddiasıyla ağır eleştirilerde bulunmuştu. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hadise, Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakaret suçundan şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve hadisenin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü. İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve bu yorumlarında doğrudan hadiseyi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler. Yürütülen soruşturmanın ardından iddianame düzenlendi. Şarkıcı hadisenin müşteki sıfatında yer aldığı iddianamede Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto sanık sıfatında yer aldı programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında, sesli ve görüntülü hakaret, suçundan artırım yapılarak 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı, sanıklar önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.